Herkese merhabalar. 2024 LGS'de hayallerimizdeki fen liselerini, anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini kazanmak için doğru kaynaklarla çalışmak, doğru soruları çözmek çok önemli. Çünkü LGS'ye girdiğimizde bize sözel ve sayısalda sorulardan oluşan bir sınav verecekler. Diyecekler ki hadi bakalım bu soruları yapın. Biz bunlara benzer, bu tarz hazırlanmış, bize sınavda dejavu hissi yaşatacak sorular çözersek, doğru kaynaklarla çalışırsak hayallerimizdeki lise gireriz arkadaşlar. Bunun için ilk başta yapmanız gereken kendi seviyenizi belirlemek. Çünkü eğer siz başlangıçta da temel seviyedeyken gidip kendiniz zor seviye bir kitap alırsanız, ister istemez soruları çözemezseniz moraliniz bozulur ve ben LGS hazırlamaktan vazgeçiyorum dersiniz. Neden? Çünkü çalışıyorsun, soruyu çözmek istiyorsun ama yapamıyorsun. E bu da moralini bozar. Halbuki ilk başta adım adım ilerlememiz gerekiyor. Nasıl? İlk başta birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıfı okuduk, sonrasında dört, beş, altı, yediye geçtik. Burada da aynı şekilde ilk başta başlangıç seviyesi sorular, sonra temel seviye, sonra orta seviye, sonra zor ve pro seviyeye geçmemiz lazım. Ha hocam ben 7. sınıfta çok çalıştım zaten seviyem çok iyi diyorsan o zaman direkt zor seviye ve pro seviyeden başlayabilirsin. Ancak öğrencilerimizin çoğunluğu genellikle temel orta seviyede oluyor ve sonrasında yavaş yavaş hızlı bir şekilde pro seviyeye geliyorlar. İnşallah hedefimiz LGS 2024'e geldiğimizde pro seviyede olmak ve hayallerimizdeki liselere girmek. Ama bunun için sabırlı olacağız. Başlangıçtan, temelden işimizi sağlam tutacağız. Temelimizi sağlamlaştırdıktan sonra da hayallerimizdeki liselere gireceğiz arkadaşlar. Şimdi... Hocam ben sevim bilmiyorum yani kafam karışıyor diyorsanız bu durumda karma soru içeren kitaplar da var. Yani bizim kitaplarımızda da başka yayınlarda da karma soru içeren kitaplar görebilirsiniz. Ancak bizler Tonguç Akademi olarak Türkiye'nin en iyi yazarlarını dedik ki bütün LGS sorularını incelettik. Arkadaşlar bütün LGS sorularını incelediler. Bütün örnek sorulara baktılar ve 2024 LGS için tam anlamıyla Milletin Bakanlığı müfredatına uyumlu tamamı video çözümlü süper kitaplar hazırladılar. Ve biz bu kitapları da belli bir seviyeye koyduk. Yani temel orta zor seviyeye ayırdık. Konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları ve denemeler şeklinde belli bir sistematiğe dizdik. Ve kitaplarımızın her birinin arkasına zorluk sayısını da yazdık. Yani mesela diyelim ki örnek veriyorum taktikli kitaplarımızın arkasında kaç tane başlangıç seviye soru var, kaç tane temel seviye, kaç tane orta seviye, kaç tane zor seviye, kaç tane pro seviye soru var bunları yazdık. Mesela taktiklerde pro seviye soru yok. Ama örnek veriyorum mesela şuradan bir tane Zoru Bankası alalım. Bakın Zoru Bankası'nda başlangıç seviye soru yok. Tamamen pro seviye, zor seviye ve orta seviye sorular yoğunlukta. Dolayısıyla eğer Zoru Bankası'ndan başlıyorsanız siz orta ve üstü öğrencisiniz demektir. Ama eğer daha başlangıç seviyesindeyseniz o zaman doğru kaynakları seçmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar kitaplarımızı biz dört temel seviye ayırdık. Sıfırdanlar, taktikliler, dinamo ve zoru bankaları. Sıfırdanlara baktığımız arkadaşlar sıfırdan hazırlık setini hepiniz duymuşsunuzdur. Zaten Türkiye'de LGS öğrencilerinin konu anlatımında en çok başvurduğu kitap. Nedir bu kitabın özelliği arkadaşlar? Hemen şurada açıktan göstereyim. Sıfırdan 8'e sayısal ve sözel iki kitaptan oluşuyor bu sıfırdan 8'e setimiz. Sıfırdan 8'e sayısalda da matematik ve fenleri sizlere sıfırdan konu anlatımı şeklinde veriyoruz. Yani solda konu anlatım var sıfırdan gösteriyor. Yani konuyu hiç bilmiyorum hocam ben temel seviyeyim diyorsanız bu kitaplardan çalışmanız lazım. Konu sonra sağ tarafta da sadece bu öğrettiği ile alakalı temel seviye sorular var. Bakın sıfırdan serisindeki soruların başlangıç seviyesi temel seviye orta seviyeden oluşuyor. Hiç zor ve pro seviye soru yok içerisinde. Neden hocam? E çünkü daha yeni öğreniyorsun konuyu. Daha sıfırdan başlıyorsun. O yüzden burada sıfırdan öğreniyoruz. Sonra sadece bunlarla alakalı soru. Sıfırdan modifikasyonu öğreniyoruz. Sonra sadece bunlarla alakalı soru. Takıldığımız zaman karikatür okutarak soruların çözümünde hocalarımız bize detaylı tane tane anlatıyor arkadaşlar. Zaten bütün sorular bütün kitap cebiniz arkadaşlar TAS uygulaması sayesinde. Şimdi sıfırdanlar o zaman temel seviye öğrenciler için mutlaka alınması gereken konu altını soru bankası. Sonrasında taktikler geliyor. Taktiklerde arkadaşlar artık zor seviye sorular da geliyor. Ama hala temel ve orta seviye sorular çoğunlukta. Neden? Çünkü taktikli sayısal ve sözel sette de sıfırdan kadar değil ama yine temel seviye sorular var ve yavaş yavaş hızlanıyoruz. Çünkü artık başlangıç seviyesi bitti. Temel ve orta seviyeye yaklaşıyoruz. Burada arkadaşlar taktiklerde içinde hangi kitaplar var hemen gösterelim. Bunları da böyle ambalajlı bir şekilde veriyoruz sizlere. İşte taktikli Türkçe, taktikli İngilizce, taktikli İnkılap, taktikli din ve sayısal setin içerisinde arkadaşlar taktikli matematik ve fen kitapları var. Şöyle güzel güzel e, ambalajlamışız. Matematik ve fen kitapları var. Burada arkadaşlar neler olduğunu hemen size şöyle gösterelim. Taktikli bir tanesini açmamak için şuradan bir kalem alıyorum. Burada arkadaşlar şöyle açalım bakalım. Fenden açalım şöyle güzel güzel. Açıyorum gerçekten. Gıcır gıcır kitabımızı açtık şöyle. <laughs> Taktiklerin içerisi arkadaşlar gördüğünüz gibi hem orta seviye sorular var hem de biraz daha zor seviye sorular da geliyor. Çünkü ne demiştik artık seviye artırmamız gerekiyor. Burada şu çok önemli. Takıldığımız sorular olursa karakter okutuyoruz ya aynı zamanda kitabımızı soru çözümüne ulaştığımız gibi tabletimize, telefonumuza ya da bilgisayarımızdan da ekstra dijital sorular çözebiliyoruz. Yani bu kitabın tüm sorularını hem bilgisayarımızdan hem de kitaptan çözebiliyoruz. Buradaki dijital soruları da yine dijital bir şekilde çözerek her teste bakın. iki artı dijital soruyla ...hayallerimizdeki lise için hedefimize ulaşıyoruz. Ve bu soruların her biri de yeni soru arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyoruz. Şimdi taktikleri de gösterdik. Sonrasında artık yavaş yavaş seviye artırmamız gerekiyor. Yani artık neredeyiz arkadaşlar? Dinamo soru bankalarındayız. Dinamo soru bankalarında ise bakın başlangıç seviye soru hiç yok. Temel seviye sorular azaldı. 700'lerde kaldı. Orta seviye 1968 zor seviye 1152 artık pro seviye sorular da var. Yani profesyoneller için de sorular içermeye başlıyor. Dinamo soru bankaları biraz daha zorlayıcı sorular içeriyor. Dinamo soru bankalarının içerisinde ise arkadaşlar 8. sınıf için gerçekten gerekli olan Türkçe, aynı zamanda fen, aynı zamanda matematik, sosyal yani inkılap ve aynı zamanda tabii ki de İngilizce ve din soruları da var. Burada şu çok önemli. Dinamo soru bankalarında ilk başta böyle konu öğreten testler var. Sonrasında sonrasında pekiştiren testler var. Ve yine burada da ekstra dijital sorular var her bir testte. Yani siz teste baktığınızda diyorsunuz ki ya burada yedi soru var. Hayır. Burada artı iki soru toplam dokuz soru var. Ve her biri yeni nesil soru. Takıldığımız sorular olursa da yine karık doktorak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinliyoruz arkadaşlar. Şu çok önemli. Kitaplarımızın her birini Türkiye'nin en iyi yazarları hazırladı ve 2023 LGS'de birçok soruyu yakaladık. 2022'de de, 2021'de de bu videolarımızı izlemişsinizdir mutlaka. LGS sorusuyla birebir uyumlu sorularımız. 2024 LGS'de de yine bu dinamo soru bankalarından, taktiklerden birçok soru karşınıza çıkacak ve diyeceksiniz ki: ''Aa ben dejavu hissi yaşıyorum. Ya ben bu soruyu görmüştüm. Buna benzer bir soruyu aynen çözmüşüm.'' diyeceksiniz ve LGS'de pıtır pıtır tüm soruları yapacaksınız arkadaşlar. Ve en son profesyonel seviyeye geliyoruz. Yani Zoru Bankası. İçinde de bizler arkadaşlar Zoru Bankası Türkçe, Zoru Bankası Fen, Zoru Bankası Matematik ve Zoru Bankası inklap e, İnkılap İngilizce dilinden oluşan Ondo 10 bekliyor arkadaşlar. Şimdi Zoru Bankası Türkçe'de artık daha zorlayıcı sorular var. Zoru Bankası Türkçe'de bizim için gerçekten LGS Türkçe'de biz hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. Hocam biz üst seviye sorular istiyoruz diyen öğrenciler için hazırlanmış pro seviye ve zor seviye soruların ağırlıkta olduğu bir kitap. Ama arkadaşlar LGS Türkçe'de orta seviye sorular da geliyor. O yüzden bu kitapta da yine orta seviye sorular da var onu da söyleyelim. Zoru Bankası Fen, Zoru Bankası Matematik ve Zoru Bankası 10'da 10. Hocam buna niye 10'da 10 dediniz? Çünkü arkadaşlar inkılap tarihi din ve İngilizce'de onar soru çıkıyor. Ve hedefimiz de bunların hepsinde 10'da 10 yapmak değil mi? O yüzden Zoru Bankası 10'da 10'da bu kitapları, bu dersleri barındırıyor arkadaşlar. Zoru sette gördüğünüz gibi bakın pro seviye soru sayısı fazla. Zor seviye sorusu en fazla. Orta seviye sorular da var. Çünkü burada şu çok önemli. Zoru setin içerisinde biliyorsunuz hani inkılap din İngilizce de var, Türkçe de var. Burada biraz daha orta seviye sorular var. Ama Matematik ve Fen'de bilhassa Matematik'te arkadaşlar Türkiye'nin en efsanevi zor soruların olduğu kitap. Birçok e, derece almış öğrencinin elinde gördük. Birçok derece almış de tavsiye videolarını görebilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi... Kitaplarımızı sizlere tek tek seviyeleriyle gösterdik. Zaten her bir setimizin arkasında kaç tane zor soru kolay soru olduğu da yazıyor. Sizin yapmanız gereken öncelikle seviyenizi belirlemek. Sonrasında da eğer temel seviyedeyseniz sıfırdanları ve taktikleri. Eğer yavaş yavaş orta ve üst seviyelere yaklaştıysanız dinamo zorları alarak LGS yolculuğuna başlamak. Zaten bizler Tonguç Kap'ta sizleri hem hayallerinizdeki liseye ulaştıracağız. Hem okul derslerinize başarılı yapacağız. Hem de büyük bir rekabetin içerisinde kendi takımınız için ve kendiniz için çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Bu arada hocam biz bunları zaten çözüyoruz ama biz ekstra soru istiyoruz yani arkadaşlarımız için. Süpersonik soru bankalarımıza geldi. 5, 6, 7 ve 8 sınıflar özel. Süpersonik soru bankalarımız bu sene öğrencilerimize tanıştı arkadaşlar. Süpersonik İngilizce, Süpersonik Din, Türkçe, İnkılap, Fen ve Matematik kitaplarından oluşuyor. Burada da yine sizler için süper bir sistem belirledik. Burada testlerimizin her birinde yine ekstra sorularla sizleri sınavlara hazırlıyoruz. Ve yine sınavlarda dejavu hissi yaşatacak. Ben bunu soru çözmüştüm. LGS'de karşıma çıktı diyeceğiniz soruların olduğu süper süpersonikleri de yine sizlere tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İnşallah LGS yolculuğunda hayallerinizdeki başarıya ulaşırsınız. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın. Ve şimdiden çalışmalarınıza başlayın arkadaşlar. Kitaplarımızı Tonguç Mağaz'dan ya da size en yakın Tonguç Kıtasya'dan alabilirsiniz. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz. thank you